Herkese merhaba. Bugün sizlerle maden sulu poğaça tarifini paylaşmak istiyorum. Daha öncesinde yemek kanalımda bu tarifi sizlerle paylaşmıştım. Bugün de buradan sizlerle paylaşacağım inşallah. İçindeki maden suyu sayesinde kolay kolay bayatlamayan yumuşacık bir poğaça oluyor. İç harcı kullanmayacağım. Ama severseniz peynir kullanabilirsiniz, patates kullanabilirsiniz, zeytinli yapabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Aynı zamanda şekil olarak da çok kolay bir şekil vereceğim. Sizler tabii ki yine farklı şekiller verebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir poğaça. Umarım ilginizi çeker, deneme şansınız olur. Deneme şansınız olursa da yorum kısmından benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Evet, öncelikle ılık sütümü, bir su bardağı ılık sütünü karıştırma kabına alıyorum. Üzerine bir su bardağı sıvı yağ. Yapım oldukça kolay bir poğaça. Bir yumurtam vardı. Yumurtanın akını hamurun içinde. Yumurtanın sarısını da hamurun üzerinde kullanacağız. 2 yemek kaşığı şekerim var. 2 yemek kaşığı şekerimi de ekliyorum. Şöyle. Mayamı da ekliyorum. Bir paket. İsterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Maden suyunu da ekledim. Üzerine her zamanki gibi kontrollü olarak un ilavesi yapıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. İki tatlı kaşığı da tuz ilavesi yapıyorum. İçerisindeki maden suyundan dolayı normal poğaçalardan biraz daha fazla tuz ilavesi yapıyorum bu hamura. Şöyle yine karıştırıyorum. Ben ilk önce karıştırarak başladım işe ama siz direkt elinizle de yoğurabilirsiniz. Şöyle bakın, hamur zaten çok çabuk toparlandı. Hem maden suyundan dolayı hem de bir su bardağı sıvı yağdan dolayı sizi hiç üzmeyecek bir hamur. Güzelce yoğuruyorum. İsterseniz hani böyle tezgahın üzerine alıp da oradan da böyle yoğurabilirsiniz. Biraz daha un ilavesi yapıyorum. Şöyle elimden kolayca çıkacak bir hamur olsun. Yoğurdum. Bakın şöyle yumuşacık bir hamur oldu. Hafif elinize yapışıyor. Bu kadar yapışması önemli değil. Çok sert yapmayın. Poğaçanız belki sert olabilir. Yaklaşık 6,5 su bardağı un kullandım. Ama bu un miktarı kullandığınız yumurtaya göre ya da ununuzun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Kontrolü elden bırakmayın. Yavaş yavaş unu ilave ederek güzelce hamurunuzu yoğurun. Şimdi hamurumuzu şöyle kıvamına bakın. Gayet güzel oldu. Şimdi bir yemek kaşığı kadar sıvı yağını şu kabıma yapıyorum ki kabını. Evet, bazen iş kazaları olabiliyor. Şimdi şöyle hamurun her tarafını yağlıyorum. Ve hamurumun dinlenmesi için üzerini streçleyip bekleteceğim. Çok fazla bekletmeyeceğim. Şöyle 10-15 dakika bekletmek benim için yeterli olacaktır. Hamurum 15-20 dakika bekledi. Bu kadar beklemek yeterli olacaktır. Şimdi üzerindeki streçi açıyorum. Güzelce beze yapıp şekil vereceğim. Şöyle öncelikle tezgahımı çıkartayım.
Zaten çok güzel bir hamur. Sizi hiç üzmeyecek, zorlanmayacaksınız. Şöyle. Farklı şekiller verebilirsiniz. İç harcı kullanmayacağım ama isterseniz iç harcı da kullanabilirsiniz. Yani peynirli yapabilirsiniz, zeytinli yapabilirsiniz. Şöyle. Hamuru yoğurduktan sonra fark edeceksiniz. Gerçekten çok güzel bir hamur. Şimdi hamurlarımı bezeledim. Bunun birkaç tanesini web sayfasındaki resimlere göre yapacağım. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Şöyle hamuru rulo yapıyorum. İkiye kesip rulo yapıyorum. Çok kolay. Simit şeklinde. İki tane. Şöyle çubuk yapıyorum. Onları şöyle doluyorum. Şöyle. Şöyle de kaplarım var. Onları da şöyle dolayıp mikron kaplarına yerleştiriyorum. Şöyle geri kalan poğaçaları da normal sanki iç koyuyormuş gibi göstereyim size. Şöyle hafif yuvarlak açıyorum. İsterseniz iç koyabilirsiniz. Şu uçlarından katlıyorum. Normal poğaça yapacağım. Ama ben iç koymayacağım. Şöyle tepsime yerleştiriyorum. Poğaçalarım hazır. Bir yumurta sarısını ayırmıştık hatırlarsanız. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar krema ekledim. İsterseniz siz sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar süt ilavesi yapabilirsiniz. Yani o an için elinizin altında hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Şöyle krema ile sütü, krema ile yumurtayı karıştırıyorum. Poğaçalarımın üzerine süreceğim. Üzerlerine iki kesik atıyorum. Üzerleri için keten tohumu, susam, herhangi bir şey atabilirsiniz. Ya da sade yapabilirsiniz. Hani size kalmış. Ben keten tohumu serpiyorum. Poğaçalarım tepside 15-20 dakika mayalandıktan sonra sıcak fırında 180 derecede pişireceğim. Evet, benim poğaçalarım piştiler. Benim fırınımda yaklaşık 17 dakikada pişti. Siz de kendi fırınıza göre pişirme süresini ayarlayın. Şöyle bakın, gerçekten yumuşacık ve benim de çok sevdiğim bir poğaçadır. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Normalde ben çok yumuşak poğaçaları sevmem. Hani böyle yapış yapış olur ama bu hakikaten çok güzel bir poğaça. Bunu tavsiye ederim. Bakın şöyle iç kısmını da görmenizi istiyorum. Bakın. Ve en güzel tarafı da kolay kolay bayatlamayan bir poğaça. Hani böyle üzeri açık kalmış, kuruyacak sıkıntısı derdi de olmayan bir poğaça. Eminim sizler de çok seveceksiniz. Şimdi şöyle bunları da bakalım. Yani web sayfamdaki şekilleri bunlardı. Şöyle bakın. Bu da farklı. Tabii farklı şekiller vermek isterseniz. Bunlar da güzel duruyor tabakta. Hangisini isterseniz.
Onların da iç kısmına bakalım şöyle. Bakın. Gayet güzel. İç kısımları da. Gayet güzel, yumuşacık poğaçalar oldular. Umarım deneme şansınız olur. Denerseniz de yorumlardan benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Özellikle içsiz poğaçayı tercih ediyorum. Çünkü poğaçalar piştikten sonra isterseniz sandviç yapabiliyorsunuz. Ya da içerisinde böyle acı sürebiliyorsunuz. Ne bileyim, farklı şekillerde tüketebiliyorsunuz. Ama peynirli olduğu zaman, zeytinli olduğu zaman sadece yani çayın yanında yiyebiliyorsunuz. Onu çok tercih etmiyorum ama tabii ki size kalmış. Gönlünüz nasıl isterse öyle yapabilirsiniz. Gerçekten yumuşacık bir poğaça oluyor. Evet. Umarım deneme şansınız olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.